Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar diliyorum hepinize. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de bugün ne yaptım? Şöyle sinirli yufkalarımı açtım. Sinir keseceğim arkadaşlar. Bunları bu şekilde tek tek sarıp şöyle tek tek saracağım bunları. Ondan sonra dizip arkadaşlar fırında pişireceğim sonradan. Arkadaşlar bir seferde bayağı bir yapıp kibetsizlerin bir yerde muhafaza edip bir sene ömrü var bunun. Bir sene hiçbir şey olmuyor. Ne zaman lazım olduğu zaman çıkarıp kullanabilirsiniz. Hem pratik yapılışı, hem pratik, hem lezzetli, hem çok kolay bir şekilde yapılıyor. Elinizde olduğu zaman çok kolay ve çok lezzetli bir üründür. Şöyle inceden, çok sıkı olmayacak şekilde sarıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar sardım, dizdim. Şöyle. Şimdi bunu böyle ortadan keseceğim. Bunu bu şekilde ortadan kesiyorum. Tepsiye dizeceğim. Şu şekilde kestim. Tek tek diziyorum arkadaşlar buraya. Bunları bu şekilde dizip hepsini birden kolay bir şekilde keseceğim inşallah. Ve tek tek uğraşmak zor olduğu için bu şekilde daha kolay, daha basit oluyor. Şu şekilde bakın arkadaşlar, şu şekilde dizdim, kestim. Çok da güzel oldular. Evet, sinirlerimi bu şekilde kestim, dizdim tepsilerimi. Şimdi bunları fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, sinirimizi dizdik, pişirdik, şöyle kızarttık fırında. Şimdi bunları tavaya dizeceğim, tavada yapacağım. Yapacağım bunu. Tepside yapmanıza gerek yok illa. Tavada yapıp böyle aygazın üstünde kısık ateşte pişirebilirsiniz. Evet, şu şekilde tavaya diziyorum. Evet, sinirlerimi tavaya dizdim. Şimdi soğuk suyla ıslatıyorum. Tamamen üstüne gelecek kadar süzüyorum.
sinolarımızı hazırladık. Şimdi yağımızı da hazırladık. Şerbetimi yapacağım ben. Şerbetli yapacağım bunu. Çünkü tatlı yerine de kullanabiliyor, yenilebiliyor. İsterseniz tatlı yaparsınız şerbetli, isterseniz üstüne sarımsak. İstediğiniz zaman üstüne siz nasıl istiyorsanız o şekilde koyabilirsiniz soslarınızı. Ben şerbetli yapacağım. Oluyor, tatlı yerine geçiyor. Hani size de tavsiye ediyorum. Şöyle bunu karıştırıp yağımı eritiyorum. Yağı erittikten sonra şerbetimi içine ekleyeceğim. Evet, altını kıstık ve sinorumuzu ateşe koyuyoruz. Altı kısık olacak. Şerbetimizi de yağ ekliyoruz. Arkadaşlar şöyle yağın içine ekliyorum. Çünkü ben şerbetli yapıyorum. Şöyle. Böyle şerbetli de çok güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Aniden hani misafir geldiğinde ya da kahvaltıda bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yaparsanız sevinirim. İnşallah siz de beğenerek yaparsınız. Şöyle kapağını örtüyorum ve buharında pişecek arkadaşlar bu.